Selamun Aleyküm. Şarkıdan hepinize sevgiler, saygılar. Evet. Ama bugün güneşli. Çıktık şöyle biraz video çekelim. Aslında Cami Kebir Mahallesi'ne başladım video çekmeye. Fakat iki oda kamera kapanıyor. Niye kapanıyor anlayamadım. Batarya da sağlam. Hafıza kartı da sağlam ama kapanıyor. Çözemedim. Her taraf köpek arkadaş. Burada var bir sürü. Şimdi gidersem bu köpek bana sarar mı acaba? Şurada açından geçelim. Sararsa ineceğiz. Evet. Hava günlük güneşlik fakat kulaklarım üşüyor şu anda. Selamun aleyküm. Ne iş yaparsın sen? Oturun yemeğe geliyor. Efendim? Oturun yemeğe geliyor. Oturuyorum abi. Oturun ne kul sever ne Allah sever. Kardeş bu takır tukur ses yapıyor. Dedim ben de video çekeyim biraz. Çıktım evden fakat... Takır tukur ses yapıyor. Seslerden herhalde. Pas içerisinde bak. Görüyor musun burada? Evet gördüm gördüm. Kamera mı çekiyorsun? Evet. Bak kamera oluyor mu? Gösteri zincirlerini. Gördüm. Tıkır 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 yapıyor. Bu da aynı insan gibi. İnsan vücudunun nasıl yemeğe suya ihtiyacı varsa bunun da arada sırada böyle yağ ihtiyacı var. Evet. Bakıma ihtiyacı var. Sana ihtiyacı var sanki. Ben öyle yedim. Bak şimdi o ilginç ses gidecek. Yani sadece binmek, gezmek için değil, arada bakım yapmak da gerekir. Evet. Öyle maliyetli bir bakımları da değil yani. Zincirin yağını fazla vurmayacaksın. Ne kadar kararında vurursan o kadar sağlıklı olur. Ne kadar çok vurursan yağı bu sefer gelen toz toprak yapışır. Çamurlaştırır. Zincirini kırmaya ve mekanizmanın tekerleklerini sıkıştırmaya başlar. Yeteri kadar dengeli. Ve zincirden başka hiçbir yerine yağ vurmayacaksın. Efendim dişlidir, ön dişlidir, mekanizmadır. Bunlar oynak parça değil. Oynak parça zincirdir. Bunlar sabittir. Sabit olduğu için bunlara yağ vurmayacaksın. Bak ses kaldı mı? Nerede vinkleme? Bir tur atayım. Bir tur atayım. At bir tur. İki tur at. Sen tut ben tur atayım. Evet. Ekrana dokunursan görüntü yerine gelir. Oo soba dönüyor burada. Evet. Gel ama al bunu.
Nasıl vites geçişleri? Ya bir yağlama bu kadar fark eder mi ya? Ediyor. Vay be. Yağ mı bu, mazot mu? Mazot veya karışık. Motor yağıyla mazot. Tekerlere bir de hava basalım. Sen kameranı al abi. Herkes kendi mesleğini yapsın. Abi. O televizyonu çıkartmışsın dışarı. Dışarıda mı sevdin artık? O bozuk lastiğimizden memnun musun? Sıkıntı yok şu ana kadar. O zaman memnunsun ya. Benim için sıkıntı olmaması lazım. Biliyorsun. Ben çok kilometre yapıyorum. Sen şimdi bana çok kızarsın, bir de kahve ısmarlarsın. Sarmalı tabi. Valla? Evet. Vay be. Aramamızı şöyle kenara alalım. Buraya geldiğim kahve de var. Arkadaşlar hizmette sınır yok. Yok. Yeni ürünler var mı? Yeni ürünler var. Ne var? Kendi imalat yaptığımız ürünümüz. Evet. İmalat yani derken şeyleri... siparişleri kendimiz verdik. Evet. Özel yaptık. Ooo, eldivenler gelmiş. Eldivenler, çok kişi soruyordu. Yine eldivenlerimiz var. Onun dışında... bunlar çok iyi bir şey ya. 4 noktalı telefon tutucusu. 4 noktadan tutar telefonu. Evet. Elle batalı olur ve kilit mekanizması var arkasında. Hmm. Çok güzel bir ürün. Yani cebinde taşımaktansa, gelip binerken ekranın kırılmasındansa, bisikletin gidonuna sabitlediğin zaman gayet çok rahat. Çok güzel bir ürün. İyi bir şey. Güzel. Onun dışında şöyle zoomlu ışıklarımız var. Işığı büyütüyor, fener. Küçültüyor. Anladım. LED ışık galiba onlar değil mi? LED ışıklı. Tamam. Çok güzel. Yeni ürünlerimiz geliyor yavaş yavaş. Evet arkadaşlar, ben burada bir kahve molası veriyorum. Şimdi Tolga arkadaşımız bana kahve ısmarlayacakmış. Bir kahvesini içelim buraya kadar gelmişken. Ondan sonra video çekmeye yine devam edeceğiz. Bugün biraz video çekelim. Önümüzdeki günlerde bazı planlarımız var. Ayın 20'sinden sonra sanırım Bursa'ya gideceğiz. Yaklaşık 1-2 hafta falan Bursa'da kalacağım. Orada da gerçi yine videolar çekeriz. Ama buradayken sizler Şakir'i daha çok özlediğiniz için Şakir'den videolar çekelim. Biraz stok yapalım sizler için. Şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Sevgiyle kalın.